Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Estağfirullahal azim ve etubu ileyh. Değerli kardeşlerim, Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah-u Teala bizleri uyarıyordu. Ey insanlar, hepiniz Allah'a muhtaçsınız. Allah ise hiç kimseye, hiçbir şeye muhtaç değil. Çünkü her şey, her varlık, her mevcudu yoktan kendisi var etti. Var ettiğine muhtaç olur mu? Allah-u Teala elbette ki övülmeye layıktır. Yarattıkları da onları övmektedir. Yerlerde ve göklerde her varlık Allah'ı tesbih eder. Biz bir kısmının dilinden anlamayız, bir kısmının da tesbih şeklinden anlamayız. Hatta o kadar ki Allah'ı inkar eden kafirler, nankörler, Allah ıslah eylesin, olmayacaklarsa bunu yere sürtülsün, rezil rüsvay olsunlar, onlar bile aslında Allah'ı zikrediyorlar farkında olmadan. Allah'a zor değil bu, öyle yaratmak. Dünyada imtihan için varsınız. Allah peygamber ve kitap göndererek size dinini açıkladı. Bu din sizin menfaatınız içindir. İyilik yaparsanız kendi lehinize, kötülük yaparsanız kendi aleyhinizedir. Buyurun, eceliniz gelinceye kadar yaşayacak ve imtihan olacaksınız. Sonra da Allah'ın huzurunda hesaba çekileceksiniz. Dikkat edin, orada torpil yok. Orada rüşvet yok. Orada adam kayırma yok. Orada kimse kimsenin yükünü çekmez. Parayla da satın alamazsınız. Şan şöhret itibarınızda da, iktidarınızda da zırnık deseniz bir sevap alamaz. Ya da suçunuzu bir başkasına dünyada olduğu gibi yükleyemez, çektirip de siz kurtulma gibi işler olmaz orada. Allah'ın bu uyarılarından aklı başında olan müminler faydalanır. Özellikle namaz kılanlar. Çünkü namaz gafleti önler. Namaz kılmayan insanın kendinden haberi yok, dünyadan haberi yok. Allah'tan, dinden, kitaptan, şeriattan hiç haber olmaz. Allah uyandırsın. O yüzden Cenab-ı Allah'ın kitabından istifade edebilmek, söylenilen güzel sözlerden faydalanmak için en azından kalbimizde iyi niyet olması lazım, iman olması lazım. Namazımızı kılmamız, zekatımızı vermemiz, Cenab-ı Allah'ın bizlere ihsan ettiğinden bizim de başkalarına gücümüz yettiği kadar ihsan etmemiz lazım. Bütün bunlar öldükten sonra dirilmeye ahirette bir hazırlıktır. Hiç şüphe yok, öleceğiz. Hiç şüphe yok, tekrar dirilecek ve ulu Allah'ın huzurunda hesap vereceğiz. Söz dinleyen kendisi için dinler. Ders ve ibret alan kendisi için yapar. Çıplak bir gerçek. Dönüş Allah'adır yani. Kaçamazsınız. Öldükten sonra dirilme olmasaydı ne çıkarsa bahtıma, altta kalanın canı çıksın, ben altta kalırsam benim de canım çıksın diye dünya hayatında vur patlasın, çal oynasın, bir hayat yaşayalım, bir daha mı gelecek dünyaya derdiniz. Ama öyle değil işte. Dünyaya bir kere daha geleceğiz yani. Bir kere daha dirileceğiz yani. Bir hayat daha yaşayacağız ve hesabını vereceğiz. Öyle. Körle gören bir olmaz. Kalp gözünü kör etmiş. Dünyadaki bu gözü kör edenleri kastetmiyor Allah. Bir Müslümanı da dünyada gözleri görmez olabilir. Anadan doğma ya da sonradan. Buna sabrederse karşılığında cennet var. Biz bazen üzülürüz ama kardeşlerimize, görme engellilere. Sevinsinler, günah görmezler.
Sabrederlerse de dünya nimetlerine karşılık Allah Celle Celaluhu cennet vaat ediyor peygamberinin diliyle. Önemli olan kalp gözünün görmesidir. Karanlıklarla aydınlık bir olur mu? Allah aydınlık bir İslam gönderdi size. Onun dışındaki bütün dinler, bütün nizamlar, bütün ilkeler, bütün ideolojiler karanlıktır. Aklı olan da bunu görür. Gölgede durmakla güneşte durmak bir olur mu? Ağustos günlerinin en sıcak günlerini yaşıyoruz. Gölgelik arıyoruz, serin yerler alıyoruz, dağ başlarına çıkmak istiyoruz, klimayı çalıştırıyoruz vesaire. Biliyoruz yani. Cehennem ateşinden ne yapacağız? Bunu tedbir alacağız. Cehenneme düşmemek için ahirette klimamız olacak yani. Satın alacağız burada. Amellerimizle. Ölüyle dili bir olur mu? Gavur ölü demektir. Gözü kör, kulağı sağır, dili etken, kalbi çalışmaz, aklı çalışmaz. Diri olan, İslam ile hayat bulan Müslümandır. Siz dilerseniz Allah yolunu açar. Allah size akıl verdi. Kullanacaksın kardeşim. Allah sana irade verdi. İyi kötüyü, hayır şerri gösterdi. Sen kendini seçeceksin. Gitmeyeceksin kötülüğe. Kötülüğe gitmekte bir ihtiyaç yok. Bir muhtaçlığın yok ki. Çünkü bütün kötülükler aşırılıklardır. Hepsinin helalı var. Canın ne istiyor senin ya? Yemek mi helalı var? İçmek mi helalı var? Haramda ne var? Haramda kavga var, haramda gürültü var, haramda zulüm var, haramda şerefsizlik var, haramda izzetsizlik var. Kadın canın karşı cinsi mi istiyor? Erkeksen kadın, kadınsen erkek. Nikahlan ya, helalı var. Niye harama gidiyorsun? Helalından yaparsan izzet var, şeref var, alnın açıktır ya. Kızın aldığın adamın huzuruna gider, elini öper, saygıyla oturursun. Niye? Nikah var. Zina yaparsan can düşmanı. Kavga hazır. Hayatın berbat olur. Doğan çocuk veledi zina olur. Kim bakacak ona? Ortalıkta kalır. Yaka paça birbirinize girersiniz. Ya mezara ya hapishane. Hayat mı lan bu? Aklı başında olan için Allah en güzelini ortaya koymuştur. Canın ne istiyorsa hepsi helalı var. Üstelik haramı insana azap getiriyor. Bunu aklı olan görür ya. Onun için Allah diyor, aydınlık da karanlık bir olur mu? Ölüyle diri bir olur mu? Akılsız da beyinsiz de akıllı bir olur mu? Bunların hareketleri bir olmaz. Kardeşim azıcık düşün ya. Sen hayvan değilsin ki, sen insansın. Aklın var, iraden var. İstediğini yapar, istediğini terk edersin. İyilik yapacaksın. Bütün bunları Allah peygamberleri aracılığıyla insanlara bildirdi. Bütün bunlar kitapta anlatılıyor. Allah nasip ederse nasıl bir ifadeyle önümüzdeki hafta görelim inşallah. Subhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha. Bismillah.